Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz bir defa suya girdiğimizde çıkmayı sevmediğimiz için bu yaz bol havuzlu, bol denizli, bol plajlı olacak sanırım. Yaz bitmeden Cennet Mahallesi Rüstem'e bağlamış oluruz adayla. O gün hava biraz bulutluydu ama yine de idare ederdi. Normalde köpük partisi saat 2'de başlarken bizim için saat 12'de açtılar. Bulutları da görüyorsunuzdur. Sabah hava çok güzeldi, sonra bulutlandı. Şimdi de gök gürüldüyor. Burada da adanın kankisi İsra ve benim kankam Melis. Çok eğlendik ama yağmurdan dolayı kısa sürdü partimiz. Gök gürlüyor, biz burada köpük partisi yapıyoruz. Köpük anneciğim, evet. Evet kızım. Herkese merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi bu videoda da bir alışverişteyiz. Önce adaya oyalanması için abur cubur falan alacağım. Sonra alışverişe koyulacağız. Yazın vazgeçilmezi şöyle beyaz bir tişört alacağım, oversize. Bunun altına da kısa bir tayt gördüm, siyah. Tişörtü de çok beğendim yani. Her şeyin üstüne olabilecek bir tişört. Tayt da bu. Fitilli bir tayt ve yumuşacık. Adaya dondurma almaya geldik. O dondurmasını yerken biz de alışverişimize devam edeceğiz. Ne yazıyor orada? Dondurma. Mesela marka istiyorum ama ucuza almak istiyorum derseniz şöyle yerler var. Etiketi gördüğünüz her yerde etiketin yarısı ya da çok çok daha düşük. Mesela bu zamanında 74'müş, şimdi 54. Şöyle şortlar var bir sürü. Hepsi etiketin yarısı ya da çok çok daha az fiyata. Mesela şöyle elbiseler, yani bir sürü şey. Buradan tutun buraya kadar hepsi indirimde. Ve yaz ürünleri yani. Kendinize uygun bir şey bulabilirsiniz. Şimdi adanın bölümüne geldik. Ben şurada bir şey beğenmiştim. Şöyle altı çıt çıtlı. Bunu giydir giysin evde, dışarıda. Ve yumuşacık, yolculuk yaparken de ideal. Fiyatı sadece 5 leva. 60 lira gibi bir fiyat ki H&M'de böyle bir fiyatta bebek ürünü bulamazsınız. Şöyle şekli ve pembe 3 tane tişört 12.99. Bunu da alıyoruz. Görüyor musunuz? 4 leva. İnanamıyorum. Tatlı şortlar var. Bunlardan alacağım. Bunlar da fiyatı 12.90, yani 13 lira. Şöyle pembesi ve moru da var. Daha her şeyde 12.99 ne alırsanız. Elbise tarzında şeyler de var. Kotlar da var. Diğer mağazalara da girdim. Bir şeyler daha aldım ama çekme imkanım olmadı. Ada biraz huysuzlandı. Bugün hiç uyumamıştı çünkü. Şimdi kendime yemek için bir şeyler alacağım. Waikiki'den kendime yeni spor ayakkabılarımla uyan bir tişört aldım. Adaya da pareo aldım. Bu aldıklarımı zaten biliyorsunuz. Gezerken göstermiştim. Onları H&M'den, bunları da Zara'dan aldım. Ne alırsan al. 12.90 indirimi vardı. Gerçekten çok iyi geldi. Çok güzel parçalar aldım. Adaya bir tunik, bir şort, bir tane de kışlık pantolon aldım. Birazcık kalındı ama indirimdeydi. Kışın giydiririm diye düşündüm.
arkadaşım sen bol bol denize havuza gidiyorsun. Benim de ismim terliğin altına yaz da bol bol yürü dedi. Ben de hiç kırmadım. Ada da işe koyuldu. İsteyen herkesin adını terliğin altına yazdı. Buradan da isteyen varsa yorumlar kısmına ismini yazabilir. Bu işin şakası tabii ki. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Ada havuzu çok seviyor. Yüzmeyi çok seviyor ama banyo yapmayı hiç sevmiyor. Bunun da sırrını hala çözebilmiş değilim. Gittiğimiz aquapark çok temiz. Özel şemsiyeleri var. Kocaman bir çocuk havuzları var. Bir sürü kaydırağı var. Yetişkinler için de bir sürü kaydırak var. Tuvaletleri, banyoları, soyunma odaları sürekli düzenli olarak temizleniyor. O yüzden burayı tercih ediyorum. Bir sonraki videomda çocukları havuzda eğlendirmenin ne aralıkta havuza girip çıkmaları gerektiğini hepsini bütün tüyolarıyla ve ben adayla yani 2 yaş sendromlu bir çocukla nasıl başa çıkıyorum, krizlerde ne yapıyorum, onu nasıl eğlendiriyorum, oyalıyorum, neler yediriyorum hepsini size aktaracağım. Geçen sene havuzlarda çok temkinli davranmıştık, çok girmemişti ada ama bu sene artık 2 yaşına girdiği için rahatlıkla bol bol gidiyoruz. Ben suyu sevdiğim için çok eğleniyorum, ada çok eğleniyor. Enerjisini atıyor ve bol bol D vitamini depoluyoruz. Gördüğünüz gibi ada buruşmuş. Yani sudan çıkma vaktimiz gelmişti. Şimdi biraz ısınıp bir şeyler atıştırıp tekrar gireceğiz. Burada artık havuza geleli birkaç saat olmuştu veya da bayağı yorulmuş, gördüğünüz gibi kıpırdamıyor. Normalde dediğim gibi köpük partileri saat 2'de başlıyor. Biz de 2'de köpük partisinden sonra evlere dağılıyoruz. Ada normalde kolluk ve simit sevmiyor. Ne kadar alsak da takmıyor. Ama orada birini gördüğü için oynamak istedi. Şu anda kendisi takmayı deniyor ve başına geçirip suya atlamak istiyor. Biraz simitle dursa ben de daha rahat duracağım ama gördüğünüz gibi hep dokunuyor. Biraz oturayım, keyif yapayım derken ada çığlık atmaya başladı. Su insanı acayip acıktırıyor. Bu ekip komple pizza yemeye gidelim dedik. Ada da o kadar seviyor ki soğumasını zor bekliyor. Kırcaali'de çok güzel bir restoran. Patatesi ve pizzası çok meşhur. Duş al, giyin, toparlan derken ben bilekliğimi çıkarmayı unutmuşum. Biz havuzdayken annemler de dağ çileği toplamaya gitmişler. Çekmek istiyorum ama adadan mümkün değil. Mutfakta ne kadar meyve sebze varsa hepsini alıp öpüyor. En çok da yumurtaları seviyor. En sonda size bebeğinizi oyalayacak çok güzel bir fikirle geldim. Eğer bahçeniz varsa doldurun kovaya suyu. Verin boya fırçasını eline. Hem oyalansın hem suyla oynadığı için serinlesin. Mükemmel bir fikir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum.